Arkadaşlar hepinize merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Metro videomu beğenmişsinizdir inşallah. Bu sefer bir tane alışveriş merkezi var. Lulumal diye, Asya'nın en büyük AVM'si diye açıldı. Şimdi en büyük mü, en küçük mü ben bilmiyorum. İnternet öyle bir şey yazmıyor şu an. Oraya gidiyoruz. Bu AVM'nin patronu bizim buralı. Bunların Orta Doğu ülkelerine gittiğinizde bu AVM'den çok fazla görürsünüz. Orta Doğu ülkelerde çok fazla görebilirsiniz bu alışveriş merkezinden. Hemen metrodan çıkıyoruz. Bir köprü var. Onu geçince Lulumal'a giriş yapmış oluruz. Çok kalabalık bir yeri oluyor genelde. Özellikle pazar günü aşırı kalabalık olur. Burada hangi markalar, ne gibi şeyler satıldığını bakacağız. Onun videosu çekeceğiz. Orada bir güvenlik kontrolü var. Ondan geçeceğim. Evet dostlar, AVM'yi azıcık gezdik. Yemeklerin olduğu yere geldik. Şimdi yemekler dediği zaman herkes bildiği şeylerden var. Burger King, Pizza Hut. Ondan sonra bizim buranın yerli yemekler satılan yerler var. Yemekte değişik bir şey var mı AVM'de? Yok. Değişik bir şey yok. Ama Hindistan'ın en büyük hypermarket bunun içinde. Aynı zamanda burayı Hindistan'da en çok ziyaret edilen AVM'si de bu. Olduğunu internetten buldum bu bilgiler. Orada söyleniyor böyle, bu şekilde. Aşağıda gördüğünüz gibi Hint kıyafetleri var. Bunların bu mağazanın, sanırım bu mağazanın sahibi, onun bir çocuğu var. İşte o çocuğun markası bu. Lulu Celebrate Bridal World diye yazmış ya orada. Aslında bu AVM'nin patronu buralı, yani Keralalı Müslüman biri. Bunun Orta Doğu'da ve Avrupa'da, Asya'da bir sürü yerlerde AVM'si var bunun. Özellikle İstanbul'da açmayı falan düşünüyorlardı. Ama o kadar, ne zaman açılacak, nasıl bir durumda, şimdi onun gelişmeler falan bilmiyorum ben. Orada çalışan bazı abiler olduğunu duymuştum. Yani bu buraya ürünler falan getirmek için ihracat, ihtiyarat falan yapabilecek personelleri oraya koymuşlar diye biliyorum. Böyle bir alışveriş merkezi sanırım 3 kattan oluşuyor. Orası zemin, 1. 2. 3. kat burası. Burada KFC var. KFC de tam çocukların oyunları yapıldığı yerde bir outlet açmışlar. Gördüğünüz gibi burada çocukların oynama yeri. Aynı zamanda Hindistan'daki en büyük buz üzerindeki skating var ya, o burada yapabilirsiniz. Böyle video game'ler, video oyunlar, diğer oyunlar, her şey var. İnsanlar bunu merak edip buraya geliyor. Burası aslında bir turistik bir yerdir. Çünkü mesela Kerala'nın her yerinde AVM bulmak zor. O yüzden benim gibi köylüler buraya geliyor. Ondan sonra buradaki manzara izliyoruz. Bu şekilde bowling falan var. İnsanlar bowling atıyor. Böyle oyunlar falan olduğu bir yer. Böyle bir kahvehane var. Onun önünde böyle Firoz'la beraber oturuyorum. Biraz oturmamız lazım. Çok yürüdüm. Çok yürüdüm derken çok yürüdüm. Daha sonra yoruldum. Şimdi biraz dinleneceğim. Burada Türk dondurması varmış, yani Türk Maraş dondurması var ya. Ondan varmış ama şimdi satılmıyormuş. Ben bu onlara sordum. Bunlar dedi o sopayla böyle yaptığını mı diye sordu bana. Evet, aynısında. Yok, onlar bırakıp gitti dediler. Bakalım başka Türkiye'deki bir ürün var mı diye. Eğer varsa ondan tadına bakmak isterim yani.
Çok özlediğim çok yemekler var. Umarım bir lahmacun falan olur. Etli ekmek. Dostlar bunlar hepsi yemek yiyor. Burada 2500 kişi aynı anda yemek yenilebilir. Öyle bir özelliğe sahip burada. Biz bu yemeklerin olduğu yerden aşağı iniyoruz. Çünkü burada yani denilecek o kadar abartılı bir şey yok, yani yemek yok. Şurada bu alışveriş merkezinin bir tane haritası var. Nasıl olduğunu. Burada sinema salonu var. Burada Lulu Kanak denilen bir şey var. O ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha sonra buraya gelirsek şeyler var. Mesela yemekhaneler, böyle marka ürünler. Burada namaz kılma yeri falan vardı. Hepsi var bu şeyde, bu alışveriş merkezinde. Yani şimdi Hindistan'da alışveriş merkezinde namaz kılma yeri falan olur mu diye merak ediyorsunuzdur. Burada her şey var. Şimdi bu tarzı ürünler burada satılıyor. Böyle bir harita yazmış. Eğer siz Lulu Mall bu alışveriş merkeziyle konuşmak isterseniz bu numaraya arayabilirsiniz. Buradan böyle geliyoruz. Şöyle kupe kolye falan satıldığı bir yer var. Bunlar yani sormama gerek yok. Hepsi çok pahalı olacak eminim. Böyle bir yer. Çok pahalı olacak. Gördünüz mü? Çok farklı dizaynlar var. Şurada da var. Burada da var. Bunlar Hint gelinler giydiği kolyeler. Burada bunun fiyatı yazmış, tamam mı? Bu 1450. Bu 1750. Ondan sonra böyle bilikler var. 2390. Böyle fiyatlar. Galiba çok pahalı değil. Normal pahalar. Normal pahalı. Yani aşırı pahalı değil. Burada da bir tane bayan var. Bayan derken bir manken. O sen nerede? Burada bir şey var. Fotoğraf çekilecek bir yer var. Çocuklar da oradan fotoğraf çekiyorlar. Böyle eşekle beraber fotoğraf çekiyor galiba. Biz şöyle geçelim. Şimdi burada Reebok var, Allen Solly var, Adidas var, Nike var, Crocs var. Her şeyden birer tane var burada. Bu UCB var, UCB, UCB. Ne nasıl bir telaffuz ediyor? United Colors of Benetton. Ondan var. Bir LC Waikiki olsaydı tamam olurdu. Parfümler var orada. Burada birisi çekiyor. Onun yanına gidelim. Ha, iki tane alırsan bir tane şey hediye veriyorlarmış. Burada birisi çekiyor. Şöyle gördünüz mü? Böyle bir şey var burada. Aynı zamanda Udul Arab diye bir şey yapmışlar. Böyle bir diyor orada. Bu sanatlarına kadar. Dostlar bunlar bu kadar alırsanız 300 rupi 500 rupiden başlıyor fiyatlar. Yani normal fiyatlar. Ondan sonra böyle gidiyor. Ne kadar pahalı isterseniz hepsi var. Şunlar Ud denilen de Ud Martin'e derler. Ud denilen bir tane ağaç var ya Ud. Yani siz biliyorsunuz bu Hindistan'da çok yetişiyor. Aynı zamanda bu bizim buralarda kullanıyoruz. Özellikle yurt dışına çok giden ürünlerden biri. Bunları evde yakıyorsunuz. Sonra bir koku evde böyle saracak. Daha güzel bir kokusuna sahip olacak eviniz. Bu da vücudunuzu da güzel kokusu veren parfümler. Bunların içinde bir sürü parfümler var. Hepsi dediğim gibi bu kadarcık alırsanız 300 TL'den başlıyor. Ondan sonra gidiyor fiyatlar. Evet, AVM'de cami var dostlar.
Hemen bunun yanında bir cami vardı. Biz de bunun içine gireceğiz. Ayakkabı ve terlikler dışarıda bırakın diyor burada. O yüzden şurada bir dolap yapmışlar. Ayakkabılık. Onun içine bırakıyoruz. Evet, mescitten çıktık. Mescit var yani. Mescit, ben cami demiştim biraz önce. Böyle gidelim. Ondan sonra bakalım ne var ne yok. Şimdi üst kattan aşağıya kadar iniyoruz. O zaman görebilirsiniz ne gibi şeyler burada olduğunu. Şimdi burada farklı farklı sariler görebilirsiniz. Bunların fiyatı bunun üzerinde yazmamış. Şimdi onun içine girip sormak da imkansız bir şey. Çünkü AVM'ler normal marketler gibi olmuyor, biliyorsunuzdur. Puma var. Puma'da mont, kazak gibi şeyler de görüyorum. Puma'nın içinde. Ondan sonra Tommy var. Şurada da sahibi görebilirsiniz. Burada hediyelik eşyalar var. Mesela bizim burada bu tarz gemilerde geliyordu eskiden, bu İngilizler, Portekizler falan. Bu kadar. Daha sonra burada ne var? Burada ayakkabılar var. İstediğiniz ayakkabı alabilirsiniz. Bunlar hemen geçiyorum buradan. The Bombay Store diye bir store var. Burada onların 113 senenin gururu yaşadığını falan söylüyor. Burada Hindistan'da bulunduğunuz tuk tuk diyor. Burada Hindistan'ın farklı farklı tanırlar ve burada kullandığı eşyalar gibi şeyler burada sergileniyorlar. İstediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz. Bu kadar. Mesela Ganesha tanrısı var. Bunlar Kuzey Hindistan'da olduğu için Ganesha tanrıyı çok tapıyorlar. Bizim buradakiler galiba çok fazla tapmıyor Ganesha tanrıyı. Bizim buradakilerin tanrısı başka. Wildcraft'in çantalar var, Adidas var. Böyle geçtik. Şimdi oraya gidiyoruz. Biraz önce bu dükkanı gördük ya. Onun arka tarafı gördük. Şimdi de bu tarafı görebiliriz. Burada da kumaşlar var. Biz bu Yahudilerin sinagoga falan gittiğini biz de bunu görmüştük. Burada Ganesha tanrısı yogasını yapıyor. Benim gibi göbek falan var onun. Orada da elektronik eşyalar satıldığı bir yer var. Burada da güneş gözlüğü var. Elektronik eşyalar. Oraya girmiyoruz. Bizim amacımız aslında buranın farklı bir market var. Oraya çıkmak. İnşallah onu deneyeceğiz. Bu taraflar da takım elbiseyle dolu. Zodiac, Peter England, Mufti diye bir tane marka var. Ben hiç görmedim bu markayı. Şimdi bu uluslararası marka olmasına rağmen bunlar Hindistan'ın yerli kıyafetlere de yatırım yapmışlar. O yüzden mesela Hindistan'ın geleneksel kıyafetler de şu dükkanlarda satılıyor. Bata diye bir tane markamız var. Bu Hint markası diye biliyorum. Ayakkabı ve terlikler falan üretiyorlar. Burası ne? Burada da kıyafetler, Velsivak diye benzer bir şey var.
Esi Vakiki var ya, ona benzeyen bir marka şey var burada. Burada valizler sanırım 5000 rupiye bir satıyorlar. İndirime girmiş galiba. İnsanlar burada toplamış. Bakıyor fiyatlara. Fashion store diye yazmış. Oo. Bunun içine girsem mi? Ha, beygar burada. Arkadaşlar ben onun içine girmeye çalıştım. Ama adamlar bana izin vermedi. Adam değil de orada bir bayan duruyor. Bana sordum. Yok, çekim yasak dedi. Tamam. Olsun. İşte ben bu tarz dükkanların içine girmemenin sebebi işte bu. Adamlar bir türlü izin vermiyorlar. Bu beni çok üzüyor. Yani ne olacak ki? Onun içine girdim. Ondan sonra videosu çektim. Adamlar için bir reklam oluyor, yoksa nasıl diyebilirim, mesela adamların ürünü başkalara gösteriyorum. Belki bir iş çıkabilir. Belki bir şey satın alırlar. Bu tarz şeyleri hiç düşünmüyorlar. Direkt bana yasak diyor. Olacak iş değil ya. Burada da Malabar Golden Diamonds var. Bu Kerala'nın markası. Bunlar altın satıyorlar. Altıncılar. Makyaj. İşte bu Lulu Hypermarket denildiği şey orası. Onun içinde bir sürü şeyler satıyorlar. Burada da makyaj ürünler var. Makyaj yapmak isteyenler varsa buradan şeyler alabilir. Amazon Kindle. McDonald's var. Turkish. Evet, bu şekilde benim çantamı kilitlediler. Market videosu daha sonra sizlerle olacak. Daha detaylı bir market videosu hazırladım ben. O sizlerle paylaşacağım yakında. Bu sadece bir fragman olarak izleyebilirsiniz aslında. Şöyle kaşık çatal falan satıldı, bir evdeyiz. Bir saniye, pardon. Evet. Böyle bir, aslında bundan bir tane istemiştim ben de. Bakalım kaç para. Burada fiyatını yazmıyorlar. Sanırım burada yazmışlar. 650 rupiymiş. Her şey kesip yiyebilirsiniz. Bu çok kalabalık bir yer. Burada anne baba hariç her şey bulabilirsiniz. Evet, mangal yapmak için aletler var. Bir mangal yaksak nasıl olur? Çok güzel olur değil mi? Aynen öyle. Burada da şey var. Şemsiyeler var. Bir sürü şemsiye görebilirsiniz burada. Biz okula bu tarz tabaklarda yemek götürüyoruz. Onun için okullar açıldı ya, o yüzden çok yeni tabaklar gelmiş galiba. Burada da dosyalar arası güvenli bir şekilde götürmek için dosya kapaklar mı ne de çantası var. Dostlar, kamera sokmak yasakmış. Benim çantamı kilitlemişler. Market videosu daha sonra siz izleyeceksiniz. Şimdi değil, biz böyle geçiyoruz. Evet, belki kamera uyarısı gelebilir. Evet, kuzu etler var. Hamburger etleri var. Burada bir dola var. Ama hepsi şey,
kuzu eti. İnek eti nerede ya? İnek eti gördüğünüz gibi orada. Burada tavukların böyle göğüsleri 300 lira. Arkadaşlar ejderha meyvesi var. Çarkı felek meyvesi var. Bu da Vietnam'dan gelmiş. 229 rupi. Bu meyveler hangi ülkeden geldiğine dair şeyler var burada. Bilgiler var. Dostlar, girdiğim her yere yasak yasak diyorlar. Markete gidiyorum yasak. Alışveriş merkezine gidiyorum yasak. Ondan sonra bundan iki tane aldık ve bir tane zeytin aldık. Zeytinin fiyatı 100 gram 79 rupiydi. Yani bayağı pahalı ama 200 gram aldık ikimiz için. Evet, zeytin aldı. O da baharatlı zeytin. Ondan sonra da böyle bir iki tane kutu içeceği aldık. Şimdi bunu içeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Eve gidiyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani canınızı sıktıysam hakkınızı helal edin. Ama yine de farklı bir şey görmüşsünüzdür. Yani Hindistan'daki AVM'ler, Hindistan'daki AVM kültürünü falan buraya gelirseniz neler çekmelisiniz, neler çekmemelisiniz. Bu tarz şeyler de öğrenmiş oldunuz. Evet. Şimdi video kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.